Hepinize merhabalar. Bugün böyle vlog tarzında bir video ile karşınızdayım. Hazırlığımı çekiyoruz çünkü bugün Reader işbirliğim var. Çok heyecanlıyım. Bu süreçler nasıl oluyor onları anlatacağım size. Bugün böyle günlük bir halde geldim. Çok şaşıracak size ama siyah giydim. Siyah biliyorsunuz çok seviyorum. Yazın biraz daha farklı giyiniyorum aslında ama bugün yine evden böyle geldim. Bunu çok seviyorum bu arada. Şurası biraz açık. H&M'den aldım erkek tarafından. Çünkü erkek kısmı çok rahat oluyor açıkçası. Yani bol dökümlü ve ben biraz maskülen tarzım olduğu için çok seviyorum. Bu eteğimi de böyle göstereyim size. Çok havalı. Yaz kış giyiyorum. Üzerimden çıkartıyorum. Altına da plaj terliklerimi giydim. Çok rahat ediyorum çünkü. O yüzden. Şimdi ne yapıyoruz? Koşun koşun. Bugün böyle Hazal Tetik Beauty'deyiz. Hazal'ı zaten bazılarınız tanıyor. Hazal benim çok yakın arkadaşım. Bu da benim senelerdir ahretlik. Kadim dostum. Gülhan daha önceki videolardan da hatırlıyorsunuz. Şimdi makyaja oturacağız. Bugün ne tercih ettiğimi hemen size göstermek istiyorum. Kızlar yakınıma gelin. Yakınmayalım mı? Nerenem? Bu benim ilk görüşte vurulduğum glitter'ım. İnanılmaz güzel. Yani şu bakar mısınız Allah aşkına ya? Muhteşem bir şey. Parıl parıl parlıyor. Gözüme bir sürüyorum. Of. Ateş ediyor resmen. Daha MAC'ten aldım. Bunu da hatta kaybettim. O kadar üzüldüm ki gittim bir tane daha aldım. Şurada görmüş olduğunuz gibi oralara sürdürdüm. Koş Merve'nin. Aslında normalde de öyle değilim ama. Bir de böyle sticker yapıştıracağız bugün. Şimdi şu pembeden süreceğiz. Böyle şeker pembesi. O da çok güzel. Vallahi biliyor musunuz? Bedava reklamını yapabilirim. Sephora'nın bir ürünü. Bu çok beğendim. İnanılmaz beğendim. O yüzden gönül rahatlığıyla bunu söylüyorum. Şimdi tam altına da şu şeker pembesini böyle sürüp dağıtacağız. Siz de benim gibi misiniz kalem sürerken? Benim şöyle bir anım var. Kuzey Güney setindeyiz. Şimdi kalem sürecek. Ben de alışmışım hep gözümün altına kalem sürülmesine. Sonra dediler ki yok oraya süreceğiz. Nereye süreceğiz dedim. Aldı gözümü bir yer şu göz kapağımın tam şuraya üst göz kapağımın altına. Ay dedim ben ölüyorum, birisi beni kurtarsın. O kadar rahatsız oldum ki. Şey gibi böyle gözüme kalem sokuyorlarmış hissi vardı çünkü göz bebeğimin içine. Meğerse gözü daha büyütmek için ve daha belirgin olsun diye yapılıyormuş ama bu da böyle bir anım. Hiç sevmiyordum. Her sabah içimden güzel güzel saydırıyordum. Bir takıyoruz bakalım bakalım. Şimdi kirpikleri tek tek takıyoruz. Çünkü daha doğal bir görünüm elde ediyoruz. Tüm takıldığı zaman Gülhan daha iyi bilir ama biraz yapay bir görünüm oluyor. O yüzden tercih ediyorsun sanırım. Ben senelerdir yaptırdığım için artık bazı şeyleri bilir oldum yani. Bu arada benden sonra kadınlar çok tercih ediyorlarmış bu tarz makyajları. Evet, ışıltılı böyle taşlı. Aynen. Güzel örnek oluyoruz. Biraz farklılık katmak güzel oluyor bence. Zaten doğal makyajı bildiğimiz şeyler. Yenilik bizim iş, özellikle bu anlamda öncülük yapmam iyi oluyor. Çünkü aslında birçok insana hitap ediyoruz ve onların da böyle bir şeyden ilham alması şahsen benim hoşuma gidiyor. Aksi pozlar verdim. Makyaj iyice ortaya çıkacak rümenle beraber. Benim bir arkadaşım öğretmişti bana. O kadar çok makyajla çalıştım ki. Yani şu an daha çok tabii Gülhan'layız. Arkadaşlığımızdan da ötürü o ayrı bir şey ama. Şöyle bir taktik bir göstereceğim. Ben boyamayacağım merak etme. Şöyle gözümü kapatıyordum. Şöyle şöyle sürüyordu. Aynen ama o zaman böyle daha... Kirpik desteği alırsak buna ihtiyacımız olmaz. Duydunuz sizin sesini. Öyleymiş. Siz de beğendiyseniz bu makyajdan devam edin Merve diye yazın. Beğenmediyseniz de aynı şekilde yazın. Ben çünkü zaten yine bildiğimi okuyacağım o arada. En sevdiğim şey. Göz altıma geldik. Yaz makyajı diyoruz biz buna. Hazırda böyle yaz mevsimindeyken. Fresh bir makyaj aslında bir yandan da. Şimdi göz altı kapatıcımızı sürüyoruz. Birliğinden bahsedeyim bu arada. Reader Türkiye'nin en büyük yerli telefon üreticisi. Bugün de onlarla beraber bir işbirliğimiz var. Oraya gideceğiz. Güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Ben de çok mutluyum böyle güzel bir markayla işbirliği yaptığım için. Şimdi bu ikincisi gerçekleşecek. Trump Towers'da olacağız. Heyecanlıyız, mutluyuz.
Onun dışında da o serüveni anlatacağım size. Öncesinde nasıl hazırlandığımdan başlayıp akabinde de gün içinde neler yaşadığıma şahit olacaksınız. Böyle bir paket program, daha ne olsun. Sabah şeyle kalktım önce. Hani bu çekiyoruz ya işbirliği videoları. Gözümü açar açmaz öyle açtım. Makyajım yoktu gerçi suratımda. Direkt kendimi odaya attım ve söylemem gerekenleri geceden ezberlemiştim zaten. Söyleyip gözüm kapalı bir şekilde buraya geldim. İş konusunda çok disiplinliyimdir. Saat çok önemlidir. Bilal anlat. Öyle beni biraz. Kesinlikle. Yıllardır biliyorum. Yani erkenden bile gelirim. Evet, disiplinliyimdir o konuda. Severim yani. Şimdi cilde hafif bir baz uyguladı. Evet evet. Gerek yok zaten. Bir şey sürmeye. Duydunuz. Ve şimdi kaşa geldik. Kaşı şey, normal sürelim. Ben artık eskiden... Jel kullanıyor musun? Jel kullanırım aslında. Güzel olur. Bence öyle yapalım. Böyle bir şey. Eskiden ben şeyi çok seviyordum. Kaşımın şurasını sivriltmeye tam... Evet, şu kısmına evet, evet, bayılıyordum ama artık gerek duymuyorum çünkü biraz daha doğal görünmenin, ki ben biliyorsunuz aşırı doğalcı bir tarafım da var. No estetik, yes doğallık. Herhalde bir ben kaldım, bir Gülhan kaldı. Ay. Aa, ben de var. Ay, Gülhan'da bile kaldım. Gülhan'da bile bir ben kaldım galiba, evet. Estetiksiz. Evet, senin hiç ihtiyacın olmamış bir kere. Kızım ihtiyacı olmayan da yaptırıyor ki artık, evet. Şey estetik ihtiyacı olan olmayan şeyi yok yani. İhtiyaç olmasa da yapılıyor yani. Hafif de kaşlarımızı geçiyoruz. Bir tık boşluklarım var benim. Çok önceden o estetikten ama sayılmıyor. Kaşlarımı doldurtmuştum. Ama bayağıdır yaptırmıyorum. Yani yaklaşık 3-4 sene rahat olmuştur yani. Onu da yanlışlıkla gidip jiletlemiştim kaşlarımı. Çok muhteşem ergenlik zekamla. Onun pişmanlığıyla sonra gittim doldurmuştum ama bir daha yaptırmam. Gerçekten natural olmasını istedim. Şimdi gölge yapıyoruz galiba. Evet, çok minik. Hatlarını belli edecek şekilde. Okey. Kızlar detaylara bakın, evde yapıyorsunuz ya makyaj. Fırçayı nasıl tutuyor? Nevi eğitimdeyiz gibi. Eğitimdeyiz gibi, aynen öyle valla. Şimdi elmacık kemiklerim belirginleşti. Evet. Benim zaten belirgin ama. Benim zaten belirgin. Kıza ödedim şimdi her şeyi. Güzel. Şimdi burnu küçültme ameliyatı yapacağız. Doğal. Ameliyatsız. Burnu böyle azıcık minnacık yapacağız inşallah. Hadi bakalım. Tek seansta. Ruj açık ton. Bugün kırmızı rujumuz yok maalesef. Kullanmıyoruz. Çünkü göze acayip ağırlık verdik. Ben odak noktası göz olunca bu daha natural nude tonlarını seviyorum. O yüzden biraz açık bir ruj kullanacağız. Bundan aşırı sıkıldığım için şuna geçtim. Bu ara ya biliyorsunuz senelerce kullandım. Yani 17 yaşımdan artık 35 yaşındayım. Yani artık bir sıkıntı geldi. Bunu artık kenara koydum ve buna geçtim. Acayip memnunum. Yanımdan ayırmıyorum. Devamlı arabada sürüp duruyorum. Daha gotik ve bir tık sıra dışı görünmek istiyorsanız ve farklılık arıyorsanız mavi ruj çok güzel. Hatta Rihanna'nın da vardı kendi makyaj ürün serisinde. O da seviyor böyle bu tarz şeyleri. Orada da bulabilirsiniz. Ben bunu MAC'ten aldım. Çok memnunum. Moru da var. Mora geçeceğim inşallah. Siyaha kadar giderim ben bu kafayla. Şimdi bu da kırmızısı. Flormar'ın bu da. İnanılmaz güzel tonu. Yani tam bir kırmızı göstermek istiyorum sizlere. Böyle. Bakar mısınız? Müthiş bir renk yani. Benim gibi kırmızıya da düşkünseniz bu ürünü tavsiye ederim. Fiyat olarak da acayip uygun. Bir tık daha pahalı. Bu bir tık daha pahalı. Dolgu operasyonu. Daha çok kalemle yaptık. Şimdi içine böyle ben biraz pembelik istedim. Çünkü gözüm
pembe ağırlıklı ya, hafif böyle bir dokunmuş gibi. Ay çok doğal ve fresh oldu ama bu kadar sene rağmen görüntü itibariyle. Evet. O da işte bizim makyajımızın başarısıyla ilgili bir şey. Kalem olarak yine Flormer'ın neyini kullandık? Bir bakalım. Lip liner diye geçiyor. Şöyle bir şey, bu ürünü kullandık. Bence tonu güzel kızlar böyle açık renk. Neutral. Ve mekanın sahibi geri geldi. Çekilin Hazal Tetik Beauty. Aşkım makyajını bozmana. güzellik salonumun sahibi geldi. Aynı zamanda kendisi benim çok yakın arkadaşım. Böyle bir reklamını da yapalım. Hazal Tetik Beauty. Dın dın dın. Evet, şimdi rujumu hemen söyleyeyim size. Kiko'nun bir ürünü. Görmüş olduğunuz üzere hafif böyle bir pembelik verdi. Destekledi göz makyajını bence. Tam böyle eşitlendi şu anda. Bu da yeni tabi. Ben böyle kullanıyorum biliyorsun. Ben arada rujum dağınık oluyor ya. Ben vampirim, o yüzden yapıyorum arkadaşlar. Hani vampirler böyle ruju dağınık falan olur, öyle kullanırlar ya, o yüzden. Vampir style'a. Lady Gaga'yı biraz örnek alıyorum kendime. O da böyle rahat bir tarzı var ya, seviyor böyle değişik değişik şeyleri. Öyle. Doğallık kullanıyoruz. Nivel. Nivel'inmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Beğeniyorum. Bunun reklamını ben de yapmıştım. Instagram'dakiler bilirler zaten. Böyle. Çok iş bir şey. Bunu ben de seviyorum. Yanımda değil ama evde kullandığım ürünlerden bir tanesi. Çok heyecanlı. Aman yarabbi. Neye geliyoruz? Nereye geliyorum? Şuralara böyle. Ama kimse kusura bakmasın, sahne taşlarının ve kısa saçın patenti bende yani. Son halini yapalım mı, bakışlar falan? Evet. Evet, şimdi saça geçtik. Saçlarımızı biz sormuyoruz. Vaktireceğim. Böyle farklı görünmeye vereceğim. Ve üstüne böyle benim bir tane deri parçam var. Onu alıp çekmiştim ben kendim böyle. Hafiften böyle bir eşarp görünümde. Bazılarına göre daha da kareska bile olabilir. Şöyle bağlayacağım. Bu ürünü çok seviyorum. Bende de var evde. Hatta Da Vinci'nin bir ürünü var. O direkt içeriği ıslak görünümlü bir malzeme. Bu da öyle gerçi. Islatmanıza hiç gerek kalmadan bunu kullanırsanız saçlarınız zaten böyle bir görünüm elde edebiliyor. Görmüş olduğunuz üzere Ron Afterlanta. Hepsini satın aldım dermişim. Hayır, sponsor. Sağ olsunlar, böyle bir incelik yaptılar bana. Ama tek taşımı kendim aldım. Erkekler kapatılsın, bu duruma düştük artık. Kıyafetim de siyah olduğu için böyle biraz renk katsın diye, ki ben pırlantayı bu arada çok severim. Hani böyle özel günlerde benim tercihim açıkçası. Altın, sarı hiç sevmiyorum. Bunu tercih ediyorum. Şimdi onları tek tek takacağım. Bunları takmak da biraz da bir mesele açıkçası. Kırmızı ipimi çok soruyorsunuz. Nereden diye. Teşvikiye'de halk pasajı var. Orada taktırdım. Hoş bir görüntüsü var. Bir arkadaşım da görmüştüm, hoşuma gitti. Aynı zamanda şans uğur getiriyormuştu diyorlar. Kırmızı bileğimi, bilekliğimi de göstermek istedim. Onu da ben kendim takıyorum öyle. Hoş bir görüntü elde ediyoruz diye beğeniyorum. Son halim bu şekilde. Şimdi geldik. Ne giyeceğim. Kendime çok memnunum. Bir de bunu takacağım. Biliyorsun ben böyle şeyleri çok seviyorum detay olarak. Onu da birazdan bağlayacağım. Sonuç itibariyle bugün yine siyahlar içerisinde bir Merve Bolur'la karşı karşıyayız. Ben Reader'a çok hazırım. Reader'a geldik. İş birliği için bahsettiğim gibi telefonum da elimde. Çok güzel bir çalışma. İşimi çok sevdiğim için, işimin parçası olan bir yerde bulmak beni çok önemli.
gerektiriyor. O yüzden gördüğünüz gibi böyle bir kalabalık.